Evet değerli arkadaşlar tekrar selamlar. Bu dersimizde Scapper programını öğretmeye devam edeceğim. Scapper programını hemen açıyorum arkadaşlar. Evet açtıktan sonra da try diyorum. Evet tam ekran yapıyorum. Tam ekran yaptıktan sonra bakın burada bir İngilizce yazı var. O ne demek istiyorum onu hemen açıklayayım. Double click anywhere to create a note. Herhangi bir yere çift tıkla ve not meydana getir. Drag notes onto one another to make connections. Yani notları birbiri üzerine getir. Getirdikten sonra otomatikman zaten notlar arasında bağlantı gerçekleşecektir. Hemen deneyelim arkadaşlar. Herhangi bir yere tıkladım. Bakın bir not meydana geldi. Herhangi bir yere tıkladım. Bakın bir not geldi. İki notu birbiri üzerine getiriyorum. Bakın getirdim. Şöyle bir ok meydana geldi arkadaşlar. Tık. İki not arasında ne meydana geldi arkadaşlar? Bir bağlantı meydana geldi. Evet. Şimdi not oluşturmayı tekrar yapıyorum. Bakın siliyorum. Ha, ikisini seçtim. Seçtikten sonra da ne yapıyorum? Notları siliyorum. Delete ile de silebilirim arkadaşlar. Şu anda bir not oluşturmayı gördünüz. Evet. Not oluşturduk. Hemen isim yazıyorum. Mesela Ziyalar örneğin. Yazdıktan sonra bu notumuzu ne yapıyoruz? Böyle merkeze alalım. Merkeze aldıktan sonra mesela Celal Öney'in hoşlandığı yani hobileri mesela ortaya koymaya çalışacağım. Merkeze aldım fakat bu merkeze aldığım notun diğer notlardan da farklı olmasını istiyorum. O nedenle bakın o nedenle ne yapıyoruz? Notumuza stil vermeyi öğreteceğim size şu anda hemen. Tıkladık. Tıkladıktan sonra bakın burada Apply Note Style. Bakın bunlar hazır stiller var burada mesela. Blue Bubble. Gördünüz mü? Evet. Ya da farklı bir desen vermek istiyorum. Yani farklı bir stil denemek istiyorum. Hemen seçmem lazım. Bakın seçmeden veremem. Seçiyorum. Seçtim. Seçtikten sağ tıklıyorum. Apply Border. Mesela Green Bubble bu sefer. Evet. Ne yaptım? Mesela kitap okumayı seviyorum. Mesela bak kitap okumak. Kitap okumak. Ondan sonra bilgisayar. Evet, ondan sonra futbol. Tenis. Evet. Görüyorsunuz. Mesela şimdi bunları kullanarak mesela merkezdeki notla bağlantı kuracağım. Bakın arkadaşlar, tek tek de bağlantı kurabilirim. Daha hızlı bir şekilde mesela ikisini seçiyorum. Bakın mouse'un sol tuşuna basılı tutarak ikisini seçiyorum. Seçtikten sonra da getiriyorum herhangi birini yani bağlantı kurmak istediğim notun üzerine getirince bakın mesela zaten ok oluyor. Ok işareti meydana geliyor. Mouse'un hemen imlecinin yanında. Bu bana mesela bir seçim gerçekleştiğini ve bir bağlantı sağlanmaya çalışıldığını gösteriyor. Eğer sol elimi böyle bırakırsam bakın bırakınca bağlantı meydana geliyor. Yani mouse'un üzerinden sol tuştan çekince bağlantı meydana geliyor. Bunu tekrar yapıyorum. Bakın seçtim. Seçtikten sonra götürdüm bağlantı kurmak istediğim alana ve ok işareti meydana çıktı. Bu artık bağlantıya hazır demektir. Tıkladığımda ne oluyor arkadaşlar? Bağlantı gerçekleşiyor. Dikkat ederseniz şu iki kısım mesela bakın hemen renklendirme yapayım. Bakın buradan Apply Style Note. Bakın şurada Pink Blue. Bu pink oldu yani pembe oldu. Şu farklı bir şekilde meydana getiriyorum. Bakın Red olsun ya da içi Red olsun. Ondan sonra farklı bir şekilde yine ne yapabilirim? Green olsun. Ondan bu sefer de mesela bakın arkadaşlar teker teker mesela yani renklendirme yaptım. Dikkat çekmeye çalıştım notlarıma. Şimdi de hızlanıyorum. Bakın şimdi ikisini seçerek yapıyorum mesela. İkisini seçince vermiş olduğum yani efekt ikisinde de aynı olacaktır arkadaşlar. Çünkü farklı bir seçim yapmadım. Dikkatini çeken mesela brown. Kahverengi. Bu şekilde oldu. Evet ne oldu? Arkadaşlar bu dersimizde not eklemeyi öğrendik. Ondan sonra da notlar arasında bağlantı nasıl kurulur bunu öğrendik. Notlarımızın daha fazla bir şekilde dikkat çekmesini sağlamak amacıyla stiller notlara ekleyerek yani notları daha belirgin hale getirdik arkadaşlar. Evet, bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere.